Havaların ısındığı Temmuz ayında gündeminde, sıcak gündeminde içindeyiz. Bir yandan ülkenin içinden geçtiği çoklu kriz, bir yandan da ekonomik kriz derinleşerek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonla birlikte emekçilere, kamu emekçilerine ve emeklilere açlık sınırında, yoksul ve yoksulluk sınırında zamlar reva görüldü. Bugün Temmuz zamlarını, emek hareketinin durumunu ve buna karşı neler yapılacak onu konuşacağız. Konuğumuz Sayın Hakan Koçak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yani biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Temmuz TÜİK'in zorlama rakamlarla baskılayarak, ücretleri de baskılayarak, rakamları da baskılayarak açıkladığı enflasyon oranı var ve bunun üzerinden de kamu emekçilerine zamlar yapıldı. Emekçilere zamlar yapıldı. Emeklilere ama işçilere bir ara zam söz konusu değil. Bunu vermeyeceğiz diyorlar. Yani bu biraz bu çerçevede durum nasıl, emekçilerin gündemi değerlendirebilir miyiz? Neler Evet. yansıyacak? İki şey var öncelikle söylenecek. Yani bir pandemiden beri özellikle izlenen bir ekonomi politikası var. Yani ücretleri baskılamaya, ucuz iş gücü yaratmaya, dolayısıyla işsizliği belli ölçüde kontrol altında tutmaya, belli düzeyde istihdam oranını yükseltmeye ama bunun bedeli olarak da çok düşük maliyetli istihdam yaratmaya. Buna dayanarak da ihracata yönelik Türkiye'yi o kulvarda bir ekonomik performansa yönlendirmeye çalışan bir yaklaşım var. Bu sürüyor. Ama kısa vadede de bu yılın başından beri sürekli olarak bir psikolojik savaş yapılıyor aslında. Hem ana akım iktisatçılar, hem ana akım medya. Enflasyonun sebebi artan ücretlerdir. Diyorlar. Sloganını, mottosunu her fırsatta hem sosyal medyada hem medyada hem de resmi ağızlarda. Ama tabii bunun arkasında çok ciddi bir program var. Mehmet Şimşek'in açıkladığı, daha doğrusu misyoneri olduğu bu orta vadeli program. Aslında bu program Türkiye'de sermayedarlara verilmiş büyük bir güvence. Yani bu baskılanmış ücretler üzerinden size rekabet avantajı sağlayacağız taahhütü en genel anlamda söylersek. Dolayısıyla da o psikolojik hazırlık niye yapılıyor? Bunu toplum nezdinde meşrulaştırmak için. Açık söylemek gerekirse belli ölçüde de karşılığı yok değil. Var yani bu kadar farklı yerden kuşatma altına alınca kamuoyu. Dolayısıyla da Temmuz için bu hazırlık sürdü ve Temmuz'a da geldik. Yani asgari ücret artışı yapmayalım. Böylece de 3-5 ay daha dişimizi sıkarsak enflasyon düşer diye. Burada ilginç olan şey, olguların hiçbirinin bu söylenenleri desteklemiyor oluş. Yani şimdi anti-enflasyonist bir program uygulanıyor. Evet. Fakat Mehmet Şimşek'in bu iddiayla geldiği günlerden bugüne enflasyonda bir düşme Sürekli yok. zirve artıyor. Tersine grafik yukarı doğru seyrediyor. Öte yandan yine yukarı doğru seyreden bir başka şey nedir? Şirketlerin açıkladıkları yıllık karlar Karlar. son derece yüksek. Yani özellikle bu Türkiye'nin ilk 500 firması gibi ne diyelim daha kaymak tabakasını oluşturan şirketler. %1 azınlık. Evet, dolayısıyla burada özellikle finans sermayesinin karlarında yani belli başlı banka ve sigorta şirketlerinde bir kayıp, kârdan düşüşler yok. O zaman aslında adını da doğru koymak gerek. Bir kriz de yok ortada. Yani emekçilerin hanelerinde yaşanan bir kriz var. Hani normalde kapitalizmin içinde bir kriz, büyük yıkımlar olur, şirket iflasları olur, büyük işten çıkarma dalgaları olur. Dolayısıyla tümüyle bir dibe inme, sonra tekrar bir toparlanma ve çıkış biçiminde seyreden kapitalizmin rutin döngüleri gibi bir şey yok ortada aslında. Giderek açılan iki ayrı dünya var yani sermayenin dünyası ve emeğin dünyası. Fakat dediğim gibi burada iki aracı iktidar kullanıyor. Gerek rızayı ideolojik olarak bu durumu meşrulaştırmayı Kabul ettirme.
Bunun ötesine geçildiğinde de, yani emekçiler bu programa, onun uzantılarına itiraz ettiklerinde de bu kez de zor karşılarına dikiliyor. Şimdi Temmuz ayında bir asgari ücret zammı olmaması demek gerçekten muazzam bir yoksullaşma demek. Bir kere her şeyi bir yana bırakın. Yılbaşından Temmuz'a enflasyon rakamı %24 gibi, evet, açıklanan rakam kabul etsek bile, onun manipülatif yönü bir yana, demek ki %25, yani 4'te 1'lik bir kayıp oldu demektir, evet, bu. Yani 17 milyon aşağı yukarı 4-4,5 milyon bin lira gibi bir kayıp oldu demektir. Kaldı ki gerçek reel enflasyon bundan çok daha yüksek. Peki bunun için telafi edilmiyor? Yani diğer her türden, enerjiden, doğal gazdan, bütün temel ihtiyaç maddelerinde o zamlarla telafi ediliyor enflasyon. Demek ki burada bir kere mantık dışı bir durum var. Mantık dışı olduğunu bildikleri için daha da güçlü biçimde o temayı işliyorlar. Fakat yine de ben istendiği kadar o şeyin tuttuğunu düşünmüyorum. Yani enflasyonun sebebi ücret zamlarıdır. Ama burada uzun atlama yapmayalım, sorularla konuşuruz ama önemli bir faktör olarak özellikle konfederasyonların, emeğin güçlü sesinin çıkmamasının, bu temanın bu kadar işlenmesi, bu kadar ne diyelim artık arsızca söylenebilmesinin koşulu budur diye düşünüyorum. Bir parça güç veren, temellendiren de o da, konfederasyon başkanlığından bir tanesi, enflasyonu düşürün de zam istemiyoruz gibi açıklamaları, evet, oldu. Yani şu işte emeğin parçalı olmasından biraz, yani büyük bir kısmına, kamu kısmına zam veriliyor. İşte kamu emekçilerine, memurlara zam veriliyor. Kendileri bu zam vermeyeceğiz diyenler bu zamdan etkilenerek kendi ücretlerine zam yapıyorlar. Ama yani toplumun %60'ını, %70'ini ilgilendirecek kısma, o ücretli çalışanlara, işçilere bir zamsız çalışma. Hatta %50'si de asgari ücret düzeyinde çalışıyor. Asgari ücret düzeyinin altında da çalışıyor. Bunu açlık sınırının altında bir çalışmaya mahkum etme. Çünkü bugün asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. O da TÜİK rakamlarıyla açıklanıp Türk İş'in rakamları onun altında kaldı. Buraya razı etmek, mecbur bırakmak, yani burada bir çelişki ya da çatışma ortamı yaratmıyor mu? Yaratıyor. Şimdi ben geçen de bir programa katılmış, şunu söyledim. Şimdi Türk İş Başkanı Sayın Atalay diyor ki, işte asgari ücret zammı daha da kötü konuştu geçmiş aylarda. Hani yapılmasın, o koraya katıldık kısaca. Evet. Peki soru şu, mesela üyelerinizin bağlı olduğu sendikalara gidip, siz bu toplu iş sözleşmesinde genelde 6 aylık zamlar öngörülüyor TİS'lerde. O üyelere diyebilir misiniz mesela bu TİS zammını almayın? Bir tür milli fedakarlık yapıyoruz, siz de katılın. Temmuz'daki toplu iş sözleşme ücret artışından feragat edin. Diyemez herhalde. Diyemez. Yani dolayısıyla da onlara diyemediğini, yani kendi üyelerine diyemediğini ama dönüp asgari ücret diye, yani kendi üyesi olmayan ama çoğunluğu oluşturan emekçilere diyor. O anlamda aslında işin böyle bir yanı da var. Her zaman konuştuğumuz aslında bir sendikal bakış açısı meselesi bu. Konfederasyon düzeyinde özellikle de ve genel olarak da sendikalar sadece dar anlamda üyelerinin örgütleri midirler, yoksa işçi sınıfının çıkarlarını ilkesel olarak savunması gereken örgütler mi olmalıdırlar? Aslında bu asgari ücret meselesinde, göçmen emeğinde hep kendini gösteriyor. Yani emekçilerin önemli bir kısmı, toplu iş sözleşmesi, evet, kapsamına girmeyenler aslında bir anlamda açıkça sahipsiz bırakılıyor. Ve o ayrım... Patronların insafına terk edilmiş. Tabii. Büyük milyonlar var. Ama orada da paradoks şurada. Aslında kocaman bir okyanusla çevrili bir adaya kendinizi hapsediyorsunuz. Ayrıcalıklı bir kesimin çıkarlarını savunan, dolayısıyla toplumsal meşruiyeti de daha zayıflayan bir örgüte dönüşüyorsunuz. Hatırlayalım, mesela 1990'lı yıllarda sendikalar, konfederasyonlar, emek platformu ve benzeri gibi bir takım odaklar oluşturup harekete, evet, geçtiğinde adeta toplumun en geniş kesiminin vicdanı oluyordu, öncüsü oluyordu. Kesinlikle. Örgütsüz kesimlerin de gözünü diktiği,
odaklar oluyorlardı. Dolayısıyla aslında bu bir paradoks, yani kendini hapsetme, kendini daha küçük bir alana sıkıştırma. Tabii orada şu var, açık söylemek gerekirse benim gördüğüm, eğer asgari ücret artışı olursa bu kez bu da toplu sözleşmeyle elde edilen ücretlere yaklaşacak. Doğal olarak da toplu sözleşme kapsamındakiler diyecekler ki biz de daha yükseltmek istiyoruz. Dolayısıyla geçen yıl, geçen aylarda gördüğümüz gibi ek protokol eylemleri başlayacak. Bu sendikaları sıkıştıracak vesaire. Dolayısıyla bir tür konformizm içerisinde görüyorum ben konfederasyonları. Ama tabii hani konformizmin de ötesinde mesela hak iş vesaire için söyleyebileceğimiz artık tam boy bir yandaşlık ilişkisi geliştirmiş. Bob görev göre. Tam anlamıyla. Adeta bir artık sendikanın işlevinin ötesinde bir iktidar aparatı olarak hizmet ediyorlar, görüyorlar kendilerini. Bu da ciddi bir sorun. Dolayısıyla da bu şekilde bir bastırılmış ücret ve onun içinde çok az bir kesimin göreli olarak daha avantajlı olduğu bir parçalı ve birbirine çalışma de yaşamı karşı karşıya getirilmiş, hatta birbirine düşman edilmiş bu temalar işleniyor. Mesela deniyor ki bak EYT için bastırıldı, çok sayıda insan EYT'li oldu, erken emekli oldu. Dolayısıyla o yüzden hazinenin kasaları boşaldı, diğerlerine kalmadı gibi bir demagoji sürekli alttan alta işletiliyor. Farklı metotlarla, farklı şeylerle, ritüellerle bunları şey yapıyor. Kasada para yok, kasada para yok ama kasada para var aslında. 80'lerden, Özal döneminden beri hep uyguladığı bir şeydir. Yani emeğin, işçi sınıfının farklı kesimlerini hep birbirine karşı karşıya getirmek. Yani yukarıdakine bakmak yerine yanındakine bakmak, bu da çok avantajlı tabii. Yani şeyin işte o sendikalı iş yerleri, toplu sözleşmeli iş yerleri ayrıcalıklı bir şey kesinmiş gibi duruyordu eskilerde. Yani aradaki ücret farkı, işte bir güvence boyutu, kısmen gene bir güvence boyutu var hani sendik olmaktan kaynaklı ama ücret noktasında asgari ücret düzeylerinde kamu iş yerlerini asgari ücretin bir tık üstünde dediğiniz katılıyorum yani. Asgari ücrete zam gelmiş olsa buralarda geçen yılda gördük. Hiç yıllardan beri sokağa inmeyen, bir kere bile eylem yapmamış kamu işçileri sendikayı zorlayan, hatta yönetimlerini değiştirme noktasına getiren adımlar attı, elinlikler geliştirdi. İşte harbi iş üyeleri vardı, işte enerji, tesis iş üyeleri vardı. Kısmen yol işte benzer durumlarda, özellikle kamu iş konuda demiryol iş, Atalay'ın kendi sendikası onun koltuğunu sarstı yani. Bir ciddi eylemlikler gelişti. Bir yandan böyle bir gerçeklik varken tabii ki bunlar asgari ücrette ara zam yapılmasını da istemiyor. İstese daha farklı eylemlikler olur. Ama işin diğer boyutu yani asgari o sendika kapsamında olmayan ya da sendika olmayan iş yerlerinde ciddi bir kaynama görüyoruz. İşte farklı sektörlerde, inşaatta hiç görmediğimiz zam talebiyle eylemlikler görüyor. Tekstil zaten hani sürekli olur ama tekstil iş kolunda bunların hazırlıkları var. Farklı farklı demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların Temmuz'da ara zam yapılsın diye çalışmaları var. Bu Temmuz ayının sıcak geçeceğinin göstergesi. Çünkü yanındaki birisi zam almış, başka bir kesim. Sen almamışsın, sana zam vermiyorum diyenler zam almış. Bu bir öfkenin biriktiğini ve patlayacağını gösteriyor. Şeyi de biliyoruz yani, zaten ücretler açlık sınırında, yoksulluk sınırının altında her şeye zam geliyor. Alım gücü de gittikçe düşüyor. Şimdi Temmuz enflasyonla birlikte zaten ay başında, bayram sonrası ciddi zamlar gelmişti. Rakam açıklandı. Tekrar herkesin eli kulağında, yani zamlar eli kulağında, cebimize girmeden o paralar erinecek deniliyor. Yani biraz bu işte emeğin örgütlü güçleriyle örgütsüz olan kesimlerin karşı karşıya gelişi ya da onların eylemlik süreçleri nasıl gelişir? Bu noktada nasıl bir tutum almak lazım? Yani
Temmuz'da bir ara zam yapılması için gerçekten partiler, sendikalar, mücadeleci odaklar kampanyalar yürütüyor. Bence doğru da yapıyorlar. Tam da çünkü o söz ettiğimiz emekçi kesimler aslında AKP'nin ya da genel olarak Cumhur İttifakı'nın aslında ağırlıklı seçmen kitlesi. Dolayısıyla onlara ulaşmak, onları bu talep etrafında örgütlemeye çalışmak bence doğru bir tutum. Belki çok gücü yetmiyor ama ben yine de kulakların açık olduğunu, işte sokak röportajlarına bakıldığında, çeşitli kamuoyu yoklamalarına bakıldığında ciddi bir tepki var. Olmaması da zaten mümkün değil. Çünkü gerçekten az önce söyledik, yani çok düz, hiç ayrıntıya ve teknik şeylere girmediğimizde bile yaşanan kayıp. Evet. Dolayısıyla bence artık yani Temmuz'da zam meselesi hayati bir konu oldu. Ben çok sayıda dediğin gibi farklı sektörlerde özellikle daha güvencesiz ve iş gücü maliyetten düşük tutulduğu iş kollarında birçok eylemin ard arda gelişeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani insanlar belki hani büyük mitingler aslında olması gereken dünyada örnekleri ya da bizde geçmişteki örnekleri gibi büyük mitingler, hak talepli eylem kampanyaları vesaire olmadığında da bekleyecek durumda değiller. İşte ise mikro düzeyde, kendi iş yerinde, kendi bölgesinde, havzasında harekete geçirebildiği kapasite neyse geçirecek. O yüzden emek örgütlerine düşen kanımca her şeyden önce buna hazırlıklı olup mümkün olduğu kadar bu eylemleri güçlendirmek, desteklemek, mümkün olduğu kadar bir araya getirmek. Ve her şeye rağmen, şimdi sendikalar dediğimizde benden iyi biliyorsun, yani homojen yapılar değil, onların içinde de aslında çok sayıda daha eleştirel bakan, daha mücadeleci şubeler, örgütler, sendikalar, figürler var. Onların da mümkün olduğu kadar bu alana birleşik, ortak müdahalesi bence meşruiyetlerini de arttıracak bir şey, güç de kazandıracak bir şey diye düşünüyorum. Yani tam da bunun zamanı aslında. Yani dikkat edin, şimdi bir 90'ların modasıydı 2000 başlarına kadar. Sınıflar bitti filan deniyordu. Evet. Şimdi en böyle milliyetçisi, liberali filan bile sınıflardan, Marksizm'den filan söz ediyor. Aslında havada bir koku dolaşıyor. Yani sınıf mücadelesinin sertleşmesine dair bir öngörü var, bir beklenti var. Herkes farkında bu işin nereye gidebileceğini. Hani düdüklü tencerenin kısmen AKP içinde bile, İktidar Partisi içinde bile orada bile sokak, yani kendi bir dönem milletvekili yapmış unsurların zamlara, işte uçlaşmış gelir dağılımına dair itirazları oluyor. İşte yakın zamanda Erdoğan'ın muhalefet partisini eleştirirken söylüyor, işte her şeye zam yaptılar gibi söylemleri var. Sanki zam yapan kendileri, zamın kaynağı kendi ekonomik politika değilmiş gibi eleştiriyor. Muhalefetin de yani işte özellikle AKP'nin güçlü olduğu yerlerde tematik mitingler yapması, emek eksenli, işte emeklerle, yoksul köylülerle geçinemiyoruz mitingleri organize etmesi. Gene muhalefet partilerinin birçok yerde kampanyalar örgütlemesi, erken seçim çağrıları yaparak iktidarını da zorlayan bir unsur. Ama burada iktidar şey değiştiriyor. Yani sanki zamları yapan, ki işte su zammını yerel belediye yapıyor. Ya da otobüs zammını yerel belediye yapıyor. Kimi belediyelerin de yaptığı zamlar var. Oralara da itirazlar var. Kaynağı buymuş gibi kendi kitlesini konsolide eden bir durum var. Yani zamma karşı isyanı var ama gerçek noktaya değil, başka noktaya çeviriyor. Birazdan geleceğim o soruya. Aynı göçmen meselesinde olduğu gibi. Yani buraları, yani bu nereye evrilir? Nasıl bir hatta tutturmak lazım? Kısmen biraz söylediniz. Şimdi orada tabii şu çok önemli. Muhalefet, ana muhalefet esasen bazen çok aslında iktidarın ekonomik politikalarının çerçevesini dışına çıkmadan muhalefet ediyor. Bu da bazen hani bazı popüler söylemlerle sanki oluyormuş gibi oluyor ama iş daha esasa geldiğinde
orada yaya kalıyor. İşte o dediğiniz şey işliyor. Yani tutup da Erdoğan rahatlıkla çıkıp kardeşim her şeye zam yapıyorsunuz diyor. Çünkü orada şu işin ne diyelim kalbine dokunmak lazım. Yani bu zamlar bir tür doğa olayı değil. Bir doğa evet. felaket değil. Ya da ana akım iktisatçıları inandırmaya çalıştığı gibi ekonominin bazı dokunulmaz yasaları var. Böyle oluyor değil. Bu bir tercih. Yani kârların bu kadar artması, şirketlerin kârlarının bu kadar artması, milli gelir içerisindeki paylaşımın Türkiye Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar emeğin aşağıya, sermayenin yukarıya doğru çıkışı vesaire. Az önce pandemi referans verdim. Gerçekten çok belirleyicidir. Yani orada büyük bir kırılma oldu aslında. Evet. O zaman da bize aynı gemideyiz dediler. Hiç aynı gemide değildik tersine. Aslında bütün o sokağa çıkma yasakları, büyük işsizlik dalgaları vesaireyle birlikte iki önemli şey elde etti sermaye. Bir tanesi emek rejiminde daha otoriter düzeye geldi. Örneğin o dönemden beri kıdem tazminatı ödememek neredeyse bir rutin haline geldi. Kod 46 vesaire gibi şeylerle tazminatını gasp ederek işten çıkarma bir gelenek haline geldi. Çeşitli iş yerlerinde daha sıkı gözetleme, izleme, baskı ve disiplin kurma araçları geliştirildi. Sendikasızlaştırma operasyonları yapıldı vesaire. Çalışma kampları oluşturuldu, kapalı devre çalışma filan gibi. Yani sermaye çok şey denedi. Ama yanı sıra da grafiklere bakıyorsunuz, o dönemden beri bu milli gelirdeki makasın giderek açıldığını görüyoruz. Şimdi bu demek ki bunların tümü bir tesadüf değil, bunu güçlü teşhir etmek lazım. Yani zamlar oluyor, ne kötü değil mesele sadece. Zamlar oluyor, enflasyonla mücadele bu şekilde yapılıyor, ücretler düşük tutuluyor, bu bir ekonomik tercih. Çünkü AKP son yerel seçimde de görüldüğü gibi gerçekten ciddi bir ivme kaybına uğruyor. Ve burada bir tercih yapıyor. Kendisini desteklemesini istediği, geçmişte de destekleyen sermaye kesimlerini bir şekilde onların en genel çıkarlarını savunarak yanında tutmak, arkasında tutmak istiyor. Hem uluslararası sermayenin desteğini kaybetmemek, hem ulusal düzeyde sermayenin desteğini. Her ne kadar sermaye içinde de çeşitli klikler, birbiriyle çatışmalar olsa da sonuçta sınıfsal olarak hepsini ortak kesen bir şey var. Ücretlerin düşük tutulması, iş gücü maliyetlerinin düşük tutulması hepsi için önemli bir avantaj tabii ki. Dolayısıyla bunu onlara sunuyor. AKP bir hizmet sunumu yapıyor aslında. Ama demin dediğiniz şey de var. AKP de giderek o çelişki derin yaşıyor. Son yerel seçimde de kendisine verilen güçlü bir uyarım mesajı var kitlesinden. Yani bu durum, müthiş geçim zorluğu, daha önce tecrübe etmedikleri kadar AKP dönemi, onu sıkıştırıyor. Dolayısıyla seçim, yerel seçimden beri bu dönemi bir takım manipülasyonlarla geçiriyor. Ama ben bunun sınırlarına dayandığını düşünüyorum. O yüzden şimdi tam da güçlü bir şekilde ekonomik meseleleri ve bu sınıfsal tercihi deşifre eden, teşhir eden, burada bence ana muhalefetin önünü tıkayan şey şu, bu kadar net bir sınıfsal tercih yapamaz. O da sermaye kesimlerini karşısına alması gerekir. Şimdi onu geçmiş aylarda yerel yönetimlerle telafi ediyordu. Yani orada yaptığı sosyal politikalarla. Fakat şimdi enflasyonun geldiği düzeyde o da zamlar yaptığında bu kez elindeki o imkan da daralıyor. Yani bir tür halkçı belediyecilik konseptinin de sınırlarına dayanıyor. Dolayısıyla ana muhalefet de yaptığı aşmış durumda. Mesela bir belediyelerde de toplu sözleşme dönemi. Belediye emekçisi arkadaşlar asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışıyorlar. Ağırlıklı metropol kentlerde kısmen yüksek olsalar da yeni aldıkları yerlerde asgari ücret düzeyinde alan emekçileri ve bunların bir insanca yaşayacak ücret talebi var. Bunu karşılayacak düzeyde mi
değil. Yani birbirine benzeyen iktidarlar. Her şey güzel olacak olunca emekçiler de istiyor ki her şey güzel olsun, evet, doğal olarak. Tabii burada maalesef bizim ülkemizde o kültür de var. Yani muhalefete muhalefet etmeyin gibi bir yaklaşım var. Biliyorsun geçmişte Kadıköy, Maltepe belediyelerinde de emekçiler greve gittiğinde, hak mücadelesi, evet, geliştirdiğinde aşağılandılar, horlandılar. AKP'nin adamı ilan edildiler vesaire vesaire. Bizim sendikaların bir görevi de ya da emek kesimlerinin bunu anlatmak. Yani emekçiler karşılarındaki kendi partileri de olsa, kendi oy verdikleri de olsa o hak mücadelesini vermek durumundalar. Çünkü vermedikleri sürece kimse onlara bir şey vermez. Kimse kimseyi düşünmez. Bir modern kapitalist bir toplumdayız. Ancak bu tür mücadelelerle, sonuçta sermaye büyük mücadeleler veriyor. Şimdi sanki hani doğallığında gelişiyor gibi oluyor ama hayır. Kulis faaliyetleri, TÜSİAD'ın, MÜSİAD'ın, TİSK'in veyahut da bizzat kendisi işveren pozisyonunda olan bakanların, milletvekillerinin, birçoğu öyle zaten. Yerel düzeyde ticaret odalarının, sanayi odalarının, onların bir araya getirdikleri think tank kuruluşlarının vesaire. Aslında yani şimdi biz işçiler mücadele ediyor, etmiyor, etsin diyoruz ama sermaye gayet sistematik bir mücadele yürütüyor. Daha örgütlü, yani, daha planlı, daha uzun vadeli. Tabii yani hem o mücadeleyi nasıl yürütüyor? Kendi fikirlerine egemen fikirler yapmak üzere yapıyor. Yani elindeki medya, sosyal medya, hatta akademi buralarda. Yani üniversitelerde yani yerelde özellikle yerel sermayenin temsilcisi pozisyonda. Tümüyle. Çok iç içe geçmiş durumdalar. Tabii bir eski akademisyen olarak bu beni üzüyor da bu kadar sınırsız bir şekilde sermaye ile buluşmak. Ama durum da bu sonuçta. Dolayısıyla orada bir mücadele varsa, yani sınıflardan biri kendi mücadelesini yapıyorsa diğer sınıfın da aynı şekilde sistematik biçimde bağımsız mücadele hattını geliştirmesi gerek. Bir enflasyon rakamları açıklandı ama bu enflasyonun gerçek enflasyon olmadığını sağ olsun tam bile biliyor. Yani bu rakamları açıklarken bile, ücretleri baskılanan enflasyon yaparken bile o kurumlarda uzmanların kendi iradeleri çalışmasını bile istemiyor. Oraya bile kayyum atanmış durumda, yani belirlediği bir rakamı düzeltme, koymaya, oluşturmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte de sizin bahsettiğiniz düşük ücrette tutma, işte orada vadeli ekonomik program çerçevesinde ülkeyi ucuz iş gücü haline getirme durumları var. Buna karşı örgütlü güçlerin, işte işçi sınıfının bir mücadelesi de var. Yeterli, yetersiz ayrı mesele. Ama bir memlekette de hani bu kadar yoksullaşmaya neden olan ciddi sorunlar da var, siyasal sorunlar. Bunların bir işte memlekette demokratik bir işleyişin olmaması, yerel seçimden sonra AKP bir rota değişikliğine de gitti. İçinde tartışıyor ne yapacağını. Ama temel şeylerinden, gündemlerinden hiç saçmadılar. Demokratik kazanımlara sürekli saldırı. Bunlardan bir tanesi işte ekonomik yoksullaşmayla yaparken kayyum, Hakkari kayyumu ve her yere bir tehdit olarak kullanıyorlar. Gene geçtiğimiz günlerde oldu. Yani memlekette zamlar almış başını gidiyor, yoksulluk almış başını gidiyor. Buna karşı itiraz olurken o yoksul kitleleri göçmenlere karşı bir düşmanlaştıran politika sergilediler. Buraya baktığımızda burada da muhalefet, yani bölük pörçük, dağın kafası karışık. Yani buralarda da bir sadeleşmeye, netleşmeye, iktidar saldırılarına karşı ortak tutum almaya ihtiyaç var. Ama emekçilerin cephesini ya da yok o geniş kamuoyunu bölecek, parçalayacak onlarca gündemi çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Yani buraları nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada işte emekçilere, yoksul halklara nasıl bir öneri çıkabilir? Evet, yani bu çok kullanışlı bir şey gerçekten. Suriye Savaşı ve sonra aslında onun uzantıları. Şimdi göçmenler emekçilerin çok önemli, giderek de daha büyük oranda bir parçasını oluşturan bir kesimi. Yani bu artık böyle. Bir kere her şeyden önce belki ortalama bir emekçinin bilincine çıkmamış olabilir ama emek örgütlerinin bunu kabul etmesi gerekiyor. Nasıl bizim
emekçilerimiz 1961'den itibaren Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine ve dünyanın her tarafına gittiyse, oralarda iş gücü içinde önemli bir kesim oluşturduysa, sonra da oradaki örgütlü mücadelenin içinde önemli bir pozisyon aldıysa, buradaki emekçilerin de önemli bir kısmı öyle olmak durumunda. Bunu görmek lazım. Tabii ki geri kabul anlaşmasının kaldırılması, Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi dolayısıyla çok hızlı ve müthiş şişmiş bir göçmen nüfusu mümkün olduğu kadar azaltmak, seyreltmek, ayrıca insan hakları açısından da gerekli. Ama yine de ne yaparsanız yapın, burada doğan, bir anlamda buralı olan geniş bir kesim var. Dolayısıyla yani bu çok kolayca alevlenen düşmanlık dalgalarının karşısında yer almak gerekiyor bir kere. Bunun kültürünü artık bizim oluşturmamız gerekiyor. Kaldı ki göçmenler aslında ciddi anlamda emekçiler için bir sorun değiller. Öncelikli sorun onlar değiller. Evet. Zaten en güvencesiz, kayıt dışı, asgari ücretin de altında gelir sağlayan işleri genellikle göçmenler yapıyorlar. Dolayısıyla da emekçilerin asıl sorunu, asıl meselesi burası değil. Burada tabii örgütsüzlük konusu Türkiye'li emekçiler gibi göçmenler için de geçerli. Dolayısıyla ortak örgütlenme deneyimleri mümkün olduğu kadar geliştirilmesi gerekiyor. En azından göçmenlerin yoğun olduğu ve uzun süredir orada bulundukları iş kollarında, mesela tekstil bunlardan bir tanesi. Bu tür deneyimler de var, yok değil. Mesela Antep'teki bir tekstil, tek sen gibi vesaire. Ama işte şeyde, Anadolu organize sanayilerinde neredeyse her sektör, Antep'in bütün sektörlerinde var, var göçmen işçiler. Bizim organize sanayiler İstanbul'un üzerine şimdi orada şunu söylemek lazım. Var ya, Anadolu'nun organize sanayileri kurulduklarından beri müthiş örgütsüzler. Yani göçmenler geldikten sonra orada bir sefalet oluşmadı. Yok, aslında oradaki neredeyse bütün sendikalaşma deneyimleri çok sert ve şiddetle bastırıldı. Orada çok kolay işçiler çıkartıldı. Pandemide esir gibi çalıştırıldılar vesaire. Dolayısıyla bu gerçekleri de yeniden göstermek, hatırlatmak, anlatmak lazım. Hem geniş kamuoyuna hem emekçilere. Ve de aslında demin söylediğimiz şeyi burada da söylemek lazım. Mesela bütün bu göçmen tartışmalarında çok ilginç bir şey sürekli atlanıyor. Ağırlıkla AKP'li olan Anadolu'daki sanayi ticaret odaları başkanları ya da mesela ÖSASEK'i gibi yerel burjuvazinin de temsilcisi olan Kayseri'nin figürler aslında alenen ve sürekli söylüyorlar. Bizim göçmen emeğine ihtiyacımız var diyorlar. Yani onları kimin çağırdığı, istediği, istihdam ettiği belli. Fakat o muhatap hiç yok ortada. Yani kimse dönüp demiyor ki siz niçin onları istiyorsunuz? Çünkü onların bu az önce söylediğim baskılanmış düşük iş gücü maliyetine dayalı ekonomik politikalar içinde göçmenlerin bir işlevi var. Şimdi mesela çok şaşarak okuyorum. Dünden beri iki gündür bir slogan şey oldu, moda oldu. Merhametin fazlası ülkeye ihanete gider filan. Ya ortada bir merhamet yok merhamet ki. Yok. Yani ortada gayet buz gibi bir çıkar meselesi var. Yani göçmenler buraya geliyor. Afganından, Suriyelisine, Afrikalısına neyse. Ve onlar ucuz iş gücü olarak çalışıp Türkiye'deki sermaye kesimlerinin özellikle daha KOBİ'ler, yerel sermaye için son derece büyük bir rekabet avantajı yaratıyorlar. O zaman söylenecek olan şey bu rekabet avantajı onun elinden almak. Birlikte ortak sigortalı, kayıtlı, insanca yaşayabilecek bir gelir elde edildiğinde o rekabet avantajı da elinden alınmış oluyor. Bunun koşulu ne? Yine bir örgütlü mücadele yürütebilmek. Bu dünyada da hep böyle oldu zaten dünyanın her tarafında. Ve bizim ülkemizin bunu demesi de bizim ülkemizdeki göçmen düşmanlığı da ayrıca biraz tuhaf. Yani gençlerinin büyük bölümü göçmen olmayı düşünen bir ülkeyiz biz maalesef. Evet. Üzgünüm ama. Dolayısıyla da dünyanın küreselleşmenin gittiği yer böyle bir yer. Yani bunun karşısında bir takım ırkçı partilerin, oluşumların
beslenme alanını ortadan kaldırmak için bence cesur olmak lazım. Bu da böyle bir romantik göçmen sevgisi falan da değil. Biraz böyle anlatılmaya çalışılıyor. İşin biraz o ekonomi politik yanına bakmak lazım. İşte maaşlara zam arttırması enflasyonu yükseltir gibi. Yani göçmen meselesini de iktidarın istediği dilden değil de başka bir cepheden yapınca orayı manipüle etmek. Tesadüfe bak ki bir gün öncesinde yani TÜİK'in enflasyon rakamlarını ortaya koymasından, açıklamasından, işte milyonlarca emeklinin, kamu emekçisinin gözlerini oraya diktiği, müthiş enflasyon karşısında tepkinin olduğu, insanların sokakta her çevrilerinin geçinemiyoruz diye haykırdığı bir anda, tam o anda, bir anda ve bakıyorsunuz tesadüf olmadığı da açık. Yani bir kentte oluyor. Ertesi akşam Türkiye'nin birbirinden çok farklı kentlerinde bir anda, bu bir halk kalkışması falan değil. Bu organize bir faaliyet, çok belli bu. Dolayısıyla öyle meşrulaştırmak da doğru değil. Yani halk bunlara tepki veriyor. O zaman biz de halkla karşı karşıya gelmeyelim yaklaşımı da doğru buna değil. Set çekmek, iktidar politikasında bir bütün durmak lazım. Her meselede her türlü illüzyonu, manipülasyonu gerçekleştiriyor. Yani zamanımız bitti, toparlayacağız şeyimizi. Yani ekonomik krizden siyasal krize kadar iktidar, hani bunun belli nedenleri var, toplumsal nedenleri var. Burayı göz ardı eden, öteleyen yaklaşımlar gösterirken hem demokratik muhalefet hem sendikalar buna karşı bir birleşik mücadeleyi ne yazık ki gerçekleştiremiyor. Yani bahsettik gerçi sözlerimiz arasında rakamlar bile yalan yanlış ortaya çıkıyor. Buradan milyonlarca insan etkileniyor. Burada bile gerçeği ortaya koyan, bunu ters edecek eylem etkinlikleri ortaya çıkarmış değiliz. Yani buralarda kısaca toplasak, yani ne yapmalı? Hızla bu üzerimize çökmeye çalışan krizden nasıl kurtulmalı? Ya bir kere cesaret zamanı. Şunu hatırlayalım. Ya birkaç ay önce bu ülkede yerel seçim oldu. Aslında halk bir anlamda örgütlerin daha önünde gitti ve tepkisini ortaya koydu. Demek ki yani örgütleri şunu görmesi gerekir. Biz eğer hareket edersek bunun karşılığı var. Ve yeni bir seçimde ufukta görünmüyor. Demek ki beklemeden bir seçimi, işi sandığı işaret etmeye bırakmadan gücünün yettiği kadar ve birleşilebildiği kadar mutlaka eylemler yapın. Bazen de çok büyük şeyleri beklediğinizde mevcut olan imkanları da kaybediyorsunuz. Biraz da çok farklı yerlerden ortaya çıkan şeylerin belki de giderek birleşmesi gibi bir Türkiye emek haritası gözüküyor bence. Nitekim geçen aylarda da böyle oldu. Dolayısıyla da havza düzeyinde, il düzeyinde, iş kolu düzeyinde birlikte eylem, birlikte tepki ortaya koymayı zorlamak olabildiği ölçüde. Ve birbiriyle bakışımlı olarak bu dalgayı yükseltmeye çalışmak gerekiyor, irili ufaklı. Bu çünkü ana muhalefeti de zorluyor aslında bir yandan bakarsanız. Hem kitleler açısından güven veriyor, belki onlar için yol gösterici oluyor. Bir de unutulan bir şey, bizim hatırlatma görevimiz var. Bizim derken emek ve demokrasi güçleri. Yani tepki göstermek, protesto etmek, hak talep etmek meşru bir şey. Türkiye'de bunu kaybettirdiler, kaybettirmeye çalışıyorlar en başta da. Bunu sürekli terörize ederek. Dolayısıyla bunun terörize edilmemesinin yolu sürekli olarak bu hakkı kullanmak bir şekilde. Bir sürü irili ufaklı ayrı ayrı yürütülen kampanyalar var. Bence bunlar merkezi bir kampanya, hele de şu TÜİK'de açıkladıktan sonra falan pekala dönüştürülebilir. Merkezi bir mesela asgari ücret artışı kampanyasına vesaire. Onun dışında da iş yeri düzeyinde yeni yeni örgütlenmeler, hak mücadeleleri. Bunların her biri de aslında önemli bir kazanım sağlıyor. Ya bu yoksullaşma karşısında. Eğer bunların artacağını, yoğunlaşacağını öngörüyorsak da örgütlerin bu yönde bir hazırlığı lazım. Yani iki yönlü bir şey. Hem eylem kapasitesini, tepki kapasitesini geliştirmek,
Hem de buna neden olan ekonomik politikalarını daha cesur, daha açık, daha anlaşılır, daha güçlü, daha cesurca, cesaretle kitleleri yeniden anlatmak gerekiyor. Ve bence bunun arkasına da erken seçim talebini koymak gerekiyor. Yani iktidarın yerel seçimde gördüğü dalgayı yeniden oraya koymak ve yani sen eğer bu yolda gidersen çok daha büyük bir tepkiyle karşılaşacaksın diyerek aynı zamanda politize de etmek gerektiğini düşünüyorum doğrusu. Bu da gayrimeşrulaştırıldı. Geçmişte sendikalar çıkıyorlardı. Ankara'nın göbeğinde 200 bin kişi. Hükümet istifa, Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı diye Özal karşısında, Çiller karşısında. Yani o meşruiyeti yeniden ortaya koymak bence önemli. Türkiye için bu yaşamsal bir konu haline de geldi. Yani demin dedin ya kayyumlar vesaire. Evet. Demokratik haklarla ekonomik, sosyal haklar aslında bu anlamıyla birbirinden ayrılamaz bir bütün durumundalar. Teşekkür ediyoruz hocam. Yani evet, Hakan hocamızla Temmuz ara zammını sahte enflasyon rakamlarıyla verilen emekçilere verilen zammı konuştuk. Açlığa, yoksulluğa karşı birleşik mücadelenin arttırılması gerektiği, fiili meşru mücadelenin büyütülmesi gerektiğini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.